daha yüksek oranlar sadece İddia Bayileri ve iddia.com'da. En kral program hızlı ve iddialı başlıyor. Voley ekranlarından bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Elimizi sallayalım her zaman olduğu gibi. Ali Ece, Uğur Karakolukçu ve ben Irmak Kazuk. Hızlı ve iddialı programında her zaman olduğu gibi hızlıyız ve iddialı olmaya çalışıyoruz. Konu başlıklı programımızda. Ne yapıyorsun? Ne yaptın enişte? Dobloyu sattın mı? Dobloyu, enişte Dobloyu satamadık daha ya. Şu an bekliyoruz. Doblo değil mi? Doblo evet. Bunlar bu arada böyle kripto konuşuyor aslında. Yani kripto ne demek zaten? Şifreli demek. Şifreli Doblo. Konuşuyor şimdi. Irmak ve araba yenileme süreci var mı? Evet evet ya, bu ara öyle küçük heyecanlarımız var. Abi o piyasa da bir enteresan tabii. Hangi piyasa şu an normal, o da ayrı bir şey de. Takip edemiyorum ya. Yani arabayı ikinci el elden çıkartacağız tabii. Abi bir gün bakıyorsun, çok mu yazdım acaba diyorsun, hadi bekleyeyim diyorsun. Ertesi gün bakıyorsun, abi senin üstüne daha da koymuşlar ya. Yani hani ya tutarsacılık gidiyor ya şu an, hem emlakta, gayrimenkul, her şeyde. İddiada da öyle yapabilsek, ya tutarsa olsa peşke, değil mi? Evet, ya tutarsacılık kendimizce, evet biz de yorumlar yapıyoruz. Emlak piyasada öyle şey işte, ben de öylesine geziyordum şeyde falan. Benim böyle şeylerim var, durup dururken. Sen de o hobiyle... Hobi, ben bir kiralıkaya bakarken bu dadandım, girdim işte o... şeye, siteye. Bir baktım ettim falan, bir tane yeni proje var. Baktım, aradım. Merak ettim, dedim ki 1 artı 1 kağıthane ne kadar olur? Fiyat yazmamış. 183 bin dolar dedi ya. Ne? Kağıthane merkez ya kral, ben kağıthane merkezde, ben Gültepe'de büyüdüm. Kağıthane merkezinde oturdum yani. Kağıthane merkez, cebi yanıyor herkes. 183 bin dolar. Cebi yanıyor herkes yani. Bir de diyor ki hani iyilik yapar gibi 24 ayda ödeyebilirsiniz dolarla. Ya sorduğumun üstüne dolarda 2 lira falan arttı. Ya abi insanlar çıldırmış. Acaba ya. Oradaki hedeflediği şey kitle gerçekten o bölgede... Acı olan satacak olması. Hayalini, dünyanın en güzel semti olması hayaliyle yaşayan kitle mi? Yoksa dışarıdan oraya yeni bir insan... Hayali kitle ne biliyor musun? Bu? Kemal Sunal'ın bir tane filmi var. Adını şimdi söylemeyeyim, o kitle. Ya Kağıthane Deresi'nden gerçekten gerçekten padişah geçmeli falan yani. Öyle bir anca onu çıkarır. Hani eskiden... 500 yıl önce padişah geçiyormuş dereden falan, evet. Saltanat evet. Kayığıyla. Kral onu satıyorsa gerçekten ben Fatih Sultan Mehmet'i görmek isterim yani. 183 bin dolar verirsem. Yalnız o fotoğraflara bakınca hakikaten değil mi? Eski yani şimdi şöyle değil, bir ha? Sorgulamaya girelim, böyle kafanızı yakayım. Ya teknolojinin gelmesi her şeyi çok iyiye götürmedi ki ya. Abi yani tabii şu çok çok derin girdim. Ama ya. Nereden girdim? Teknolojinin geç gelmesi de Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti. Yani ikisi aynı devlet abi, birbirinin devamı yani. O çok garip bir tartışmadır yani. Sanki biri diğerinin düşmanıymış gibi anlatanlar var. Saçmalıyorsunuz, biri diğerinin devamı yani. Neyse, tıpkı Altın Ordu gibi, tıpkı Selçuklu gibi yani. Çocukları da bu yüzden bu isimler veriliyor. Neyse, orada da teknolojiyi atlama meselesi var ya işte. Barutlu silahlar falan filan bilmem ne. İlber Hoca'yı dinliyorum Candaş'la. Çok güzel program. Programın adını da çok sevdim. Cahille sohbeti kestim. Mükemmel isim. Girişinde çok güzel müzik var, seversin. Orada İlber Hoca böyle tamam mı? Mükemmel bir isim. Durdu dedi ki. Mükemmel bir isim. İlber Hoca durdu dedi ki. Tam Karakuluk YouTube kanalı ismi. Matbaanın dedi, geç gelmesi mi dedi Candaş. Bizde okuma yazma bilgisinin az olması. Yo dedi. Nasıl yani hocam dedi. Ya bizde okumayı sevmiyorlar ki, kitap okuyan kişiyi seviyorlar. Neden hocam? Okuyoruz. Ben mesela 500 tane okudum. Okuduğunu 5 tane cümlede anlatıyorum. Adam da diyor ki tamam bu işte yani diyor. Hani okuyanı ben getirdim. Abi bence ama ülkenin tabii ana sorunu matbaanın, evet bu coğrafyaya bir 300 sene kadar geç gelmiş. İber Hoca sana katılmıyor işte. Bak sen hala anlamadın. Ben yo tamam. Anlatmaya çalışıyorsun, anlamadım. Ama bu da büyük problem. Bu arada şeyde Omnibus diye de bir kanal var. Şey, Emrah Safa Gürkan'ı takip ediyor musunuz bilmiyorum. O da çok güzel. Kültür tarihi. Çok, evet. Çok güzel çok, anlatıyor çok bence. Çok renkli birisi. Aynen. Falan. Aynen. Bir tık böyle bir doz %20 aliyecilik de var. Öyle mi? Kabul etmiyorum. Ben nikahımda bile papyon takmadım. Takmam. %20 dedi. O %80'e. %80'e. Ama o çok önemli fark böyle ya. Böyle hızlıca anlatma, tempolu anlatma şeyi var. O sende de var ya. Başkası lafa girmesin diye yapıyor. Böyle tam Ali Ece temposunu anlatıyor. Safları sıklaştırıyorsun değil mi? Ama mesela o da şey diyor mesela. Okuma oranı o kadar düşüktü ki. Zaten alfabe devrimi ve okuma devrimi o yüzden oldu. Tuttu. Yoksa hani çok herkes okusa elinde şeyle. Hani bu o da bir gecede cahil kaldık muhabbeti üzerine şey yapıyor. Bir gecede cahil kalınmadığını anlatıyor aslında. Ya çünkü o... İki ayrı alfabeyi öğren babacım. Ha bir de... Ne var yani? Onu zaten bilmiyor. Kimse bilmiyormuş aga. Yani. Kimse bilmiyormuş evet zaten. Abi çok böyle dar bir çevre. Mesela o divan edebiyatında hep Farsçadır şiirler. Halkın konuştuğu o değil ki. Halk Osmanlı küfürler alfabesi... Küfürler aynıymış mesela.
Ama eskiden 1800'lerde zaten hep küfür öğreniyorlar bu dilden. Ben ilk küfür öğreniyorum. Futbolcular da böyle. Yabancı futbolcular. İlk küfür öğreniyorum. Dil dediğin böyledir abi. Dil dediğin küfürden öğrendim. Ya olur mu abi öyle şey gibi. Kompela nasıl olur mu abi? Böyledir abi. Ya kompeladan öğreniyorsun. Abi ya. Abi İspanyolca bildiğim ilk kelime. Hakikaten olma. Kayle. Yani evet. Şey yapmıyoruz. Hepimiz böyledir. Ne bileyim İngilizce'de ya de. Ya ilk öğrendiğimiz kalıplar genelde biraz oradan oluyor. Ya ama gittiğinde öğretiyor, öğretir yani. Arkadaşın trollleme de olsun bunu öğretir, söyletir. Koyar onun geyik olsun diye. Böyle başlar bir dil serüveni, böyle başlar. Yani. Abi yani bilmiyorum. Şeyin, ama... Ribery'nin bir videosu vardı ya abi. Alabayla şakalaşıyorlar galiba. Direkt yardır yardır, bitler bitler. Topu attı, diye falan diye. Abi bayağı... Baya... Ben de mesela ilk böyle Portekizce kelimeleri öyle öğrendim. Portekizce. Brozya Dorukhan'a sövüyordu ya şeyde. Şampiyonluk röportajı Bein Sports'ta. Fransızca mı sövüyor? Fransızca mı sövüyor? Türkçe. Türkçe mi sövüyor? Ha. Baba tabii orada bir... İnanılmaz böyle. Aklına gelen sert şey. Bombayı bıraktı kaçtı yayında. Ben o neden bu kompeleyi söyledim? Abi hakikaten böyle oyuncular mesela hocalar eskiden daha sert, soğuk insanlar. Şimdiki gibi daha arkadaş, teknik direktör modeli. Söz konusu ben düşünemiyorum mesela. O mesela dedemin arkadaşı teknik direktörler işte Güntekin'in babası falan Gündüz amca. Mesela biz merhaba Gündüz amca nasılsın diyoruz bize de şey yapıyordu. Hani bu da ileride potansiyel futbolcu olabilir, talebem olabilir. Şimdiden sert anladın mı? Ya evde de öyleymiş mesela sabah 7'de kalkıp kendi Türk kahvesi yapıyormuş. Hani kaybedecek hiçbir anım yok. Hemen düşünmeye başlamalıyım anladın mı? Vakit nakittir işte... teknik direktörlük. O zamanlar hocalar mesela soruyordum. Hocam siz böyle şeyleri işte... Tolere etmezsiniz yani. Öyle küfür müfür. Oğlum bu futbolcu milletine ne yapsak? Boşluyordu ya. Adam boşlukta kendi kendine gülüyor. Hiç ben buranın dilini öğreneyim. Hani futbol terimlerini öğreneyim yok. Yani terimi şöyle öğreniyor. Pası niye atmadın? X, 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 bip, bip, bip. Onu yani. Hani topu niye atmadın? Değil. Topu X, 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 bip, bip, bip. Yedi küfür öğrenmiş bir tek topunu öğrenmiş. Kapsi kapsi çok güzel bir şey ya. O Karşıyaka'nın spor kulübünün yazılışının işte Osmanlı alfabesi abi. Bir de onu da açıklayayım abi. Halk Arapça konuşmuyor zaten. Aynen. Osmanlıca başka bir dil. Ben eğitimini aldım ya işte. Halk zaten Türkçe konuşuyor. Akşam gazetesi 1910'lu yılların başında böyle Dostoyevski'nin Suç ve Cezası'nı yayınlamış. O zaman hani kitap çok basılamıyor ya. İşte matbaanın geç gelmesi, kitaba ilgi olması ama adam yayınlamış. Bana da ne yapsınlar sürekli İlber Hoca, öbür hocalar öğrenmem için uğraşıyorlar. Ama bende tabii konsantrasyon sorunu var. Hızlı konuşma sorunu var. Hani yavaşlarsam tekrar küçüklüğümde gibi kekelerim diye korkuyorum. Abi o kadar hızlı okunan bir dil değil. Çünkü sağdan sola en son verdiler Suç ve Cezayı. Nasıl olsa bu herif ezbere biliyor diye. Ben direkt zaten okudum yani. Hani öyle, zaten 1,5 parti mi? Bu kanalları 1,5 x izleyen tayfa var ya bir. Vardır mutlaka. Tabii. Ama Ali abili programlar doğal olmuyor. O da 1x standart hızı. Sen de çok default hızı. Lafı kapmamak için sen de ilk başlığını düzenleme göre çok hızlandın. Ben şeyde bozuldum abi Lig Radyo. Yok ya çok. Lig Radyo'da Ali abi çok iyi bilir. Bence delilik. Bence radyoculuk delilik abi. Tabii büyük delilik ya. Yani kendi başına ruh hastası gibi. Ali abi de bana tavsiye veriyordu. Bizim de bir dönem var ya. Tamam mı bu dedim 10 yıl önce falan. 10 yıl önce. Tabii. Yapma diyordum. Şey diyordu ki. Kendi kendine soru sor cevapla diyor. Gerçekten durup dururken kendine muhalefet ediyorsun. Kendine şey yapıyorsun falan. Kendi fikrini anlatıyorsun. Karşı fikri anlatıyorsun. Bir daha sinirlenip bir daha anlatıyorsun falan. Böyle ama böyle çünkü 6-8 arası. İnsanlar ama kendi kendine saat, konuşuyorsun. Abi. Bana diyor ki reklam yok 2 saat konuş. Kendi insan kendi kendine 2 saat konuşur mu? İşte mesela bana. Abi yok olacak iş değil. Bu arada bende hala kaldı o. 10 yıl geçti ama mesela 30 saniyede anlatacağım şeyi orada radyoculukta. Zaman doldurmak. 4 dakikada anlatman lazım. Tabii. Ben şimdi ona alıştığım için uzun uzun anlatmayı seviyorum. Şimdi kısaltım ama 30 saniye söyleyeceğim şeyi hala 1 dakikada söylüyorum var onu. Radyo yapanlar. Sıkıntı yaşar yani. Ya ben mesela şeyleri çok takdir ediyorum. O sabah 6-8 arası falan yapanları. Hı hı. Abi bir kere Mehmet Ayan gelmedi. O zaman yakın arkadaşız. Rica etti. Sen yani yapar mısın Ali? Dedim iyi fikir değil ama ne yapalım? Arkadaşız işte. Geleceğiz dedim. Abi sabah 6'da o programı yapanı mı şaşırırsın? Sabah 6'da futbolla ilgili bu kadar meraklı olan insanların ilgisini karşılık veren... Gözde maçta bunu mu merak ettin be adam değil mi yani? Ama abi öyle değil işte. Sonra şeyi böyle hayal ediyorsun. Ya sen de o sabah 6'da bazen kalkıp işe gidiyordun abi. Trafikten sabah 6'da 7'de falan trafik olan bir yer. Olay öyle ki radyoda şu anda biliyorsunuz. Uzun zamandır en başarılı radyo hangisi?
Lig radyodur. Hayır abi, radyo trafik ya. Ha, radyo trafik tabii canım. Ben şey, spor için söylüyorum. Abi nasıl adam, yani Saadettin Saran nasıl akıllı bir yatırımcı ki? Mükemmel. Buradan Fenerbahçe başkanlık tartışması çıkmaz ha. Ben sadece yani radyo trafik çok iyi fikir abi. De. Bir de böyle fanları var abi. Şey bağlanıyorlar. İşte şey, gönüllü muhabir tabii, falan. Tabii tabii, evet. Mükemmeller ya. Ben de bir kere aradım. Nasıl anlaşıldı ben oldum biliyor musun? Şey dedim. Vallahi efendim en son ben Yunanistan 2004 savunmasını böyle gördüm. Ali Bey falan yaptı adam. İrlanda 90 dersen. Yok abi, Yunanistan 2004. O ya yani, trafik herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyorsun. Yani hiç boş alan yok. Bir türlü geçemiyorsun ya. Evet beyler, bu uzun ve bu keyifli. Bu partın burada başlığı Ali Ece bir buçuk hiç izlenmez. Hocam genelde bu enteresan yerlerden sen güzel böyle dönemeçler yapıp yaptım. Yunanistan 2004 dedim işte. Ben demin az önceki o iletişim probleminden işte hocaların eski daha düzdü. Bak daha şimdi ya baya bir Yapıyorum şimdi. Yunanistan 2004 nerede düzenlendi, şampiyon oldu? Portekiz'de. Finalde Portekiz'i yendi. Burada Portekizli bir hoca Vitor Pereira ve muhtemelen Portekizli olması beklenen Beşiktaş yeni teknik direktörü Bruno Pinheiro. Daha ne yapayım bir de yani, bağlama mı çalayım size? Daha bağlama nasıl yapılır yani? Böyle de kral bir adam arkadaşımız. Peki şimdi şey, hafta sonu arkadaşlar bildiği gibi Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Galatasaray Başakşehir'le oynayacak. Ligin geri kalanında kim hangi sıra için mücadele edecek? Biraz en azından 3 büyükler arasında böyle bir şeyleri biraz daha şekillendirebilecek, en azından bazı sinyal verebilecek bir 2.90 dakika. İlk olarak derbiyle başlayacağız. Fener'den mi başlayalım, Beşiktaş'tan başlayalım? Fenerbahçe'den başlayalım. Hem böyle peki, ev sahibi olması, hem Vitor Pereira'nın durumu, Slaven Bilic iddiaları, Slaven Bilic'le yaptığım görüşme. Şimdilik spoiler vereyim birazdan. O zaman güzel yerden girin abi. Uğur başlasın önce. Bir buçuk açalım, bire ineriz. Ya şimdi çok seçenek gözüküyor ama bence aslında bir tane, belli ki bir tane gönülde yatan seçenek var. Diğer bütün şeyler ona göre şekillenecek. Ben her türlü, ya Ahmet Nurçevi'nin Şenol Güneş sevgisi, aile sevgisi gibi, ailesinden biri gibi seviyor, çok belli. Ve o ihtimal full kapanmadan, yani Şenol Güneş ben asla ve asla katiyen birini takım çalıştırmayacağım ders, ancak o ihtimal biter gibi duruyor. Ve o ihtimalde bence yok. Şu bakımdan Şenol Hoca'nın röportajını, işte röportaj derken havalimanında bence çok iyi, çok iyi bir televizyoncu. Pas geçmesi Şenol Hoca'nın gazetecileri. Orada sıkıştırıp, yani orada şimdilik Beşiktaş'tan bir teklif yok şu an için falan demesi bana şey değil, hani tamamen kapatma niyeti olmadığını gösteriyor en azından. Aynen, kapalı olsa kapalıyım der. Ahmet Nurçevi de tamamen kapatma niyeti olan biri. Bu sadece sürecin yani eğer şu anlık anlaşma yoksa sürecin artık hani teknik detaylar mı konuşuluyor, pazarlık mı oluyor, işte biraz gönül almamı istiyor Şenol Hoca. Vardır bir şeyler mutlaka işin içinde. Ama günün sonunda ben birinci adayın Şenol Güneş olduğunu, ikinci adayın Şenol Güneş olduğunu, üçüncü adayın Şenol Güneş olduğunu, sonra dörtten başladığını düşünüyorum. Dörtten kim başlar bilmiyorum. Düşünmen dışında bir de istihbaratında var mı? Bugün mesela hiç konuş. Ben bugün hiç kimseyle konuşmadım da o yüzden sabahleyin. Küstüm hepsini çünkü artık yeter. 6 saat toplantı yaptınız. Toplantı öncesi aynı hocaydı, Önder Hoca. 6 saat toplantı niye yaptınız? Yine Önder Hoca yani. Bence Önder Hoca demek zaten Şenol Hoca demek. Öyle mi diyorsun? Bence Şenol Hoca çözülene kadar Önder Hoca götürecek. Ya burada şunu da söylemem lazım. Ya bazı isimler etrafında dönüyor kulüpler. Ama kulüpler gerçekten... Ya biz altyapıyla, işte altyapıdan oyuncularla iş yapacağız, genç oyuncular yetiştireceğiz diyorlarsa da ya Önder Karaveli, Bruno Pinheiro da daha hani yani şey yapmak istemiyorum ben. Yani, bu da Türkiye'de daha başarılı olma şansı yüksek daha mi diyorsun? Daha başarılı olabilecek, eğer yatırım yapacaksan altyapıya, uzun vadeli iş yapacaksan Önder Hoca ile yap o zaman. Yani niye Portekiz'den getirince bir şey olmayacak? Teknik direktör yani, yok yani. Teknik heyet ileride olarak, yani büyük bir yapılanma olarak düşünürsen 8-9 kişi. Önder Karaveli Hoca yönetiminde böyle bir 8-9 kişi, Portekiz'den gelecek 8-9 kişi gibi bir 8-9 kişi bir oluşturamaz mısın? O sorgulanır tabii. Abi bence ne bileyim, Samba de mesela tek başına önemli bir staff'tı. Tabii. Geldi, kaleci katkı verdi olarak, vesaire ama. Kaleci departmanı olarak. Fadli Yıldız abi Beşiktaş'ın kaleci hani bu, sorununu çözdü kısa sürede olsa. Hani Portekiz'e kamyon çekip kral be 9-10 adam bize yolla olmaması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani proje tabii ki şey önemlidir ama bu Türkiye'den de yapıyor. Altın Ordu da yapıyor projesi. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ben, hani projeyi nasıl kurguladığına bağlı. Ben bu Bruno Pinheiro ile ilgili destekliyorum da desteklemiyorum da diye bir durum yok. Zaten ben adım destekleyecek ya da desteklemeyecek kadar bilmiyorum. Ya Bruno Hoca... Çünkü Portekiz 2. Ligi izin. Miguel Crespo'ya sormak lazım. Şu anda Türkiye'de bize
Pinare'yi en iyi anlatacak kişi hafta sonu derbide yükselen form grafiğiyle Fenerbahçe'nin kozlarından biri olacak olan Miguel Crespo'dur. Çünkü geçen sezon Bruno Pinheiro yönetimindeki Estoril takımında oynamıştır. Başka da elimizde veri yok yani. Daha yüksek oranlar sadece İddia Bayileri ve iddia.com'da. En kral program hızlı ve iddialı devam edecek.